Selamlar bugün 13 Mart ben Gökçe Çalışan oldukça hareketli bir hafta sonu geçirdik arka arkaya duyduğumuz iflas haberlerinden sonra bir de çok da sabit olmayan sabit coinlerimiz olduğunu görmüş olduk en güvenilir sabit coinlerden olan USDC'nin PEG'i 1 dolarlık değerinden koptu. Sonrasında tekrar bulmuş olsa da oldukça sancılı geçti ve kripto paralarda da düşüşler gördük. Ancak son saatlere baktığınız zaman yaklaşık %10'luk yükselen bir piyasa var. Ve bunun arkasında da birkaç tane sebep var. İlk olarak bu bankaların FED tarafından kurtarılacağı açıklamaları, sonrasında da Binance'in de bir miktar etkisi olmuş olabilir bazı fon hareketleri nedeniyle isterseniz hemen bir detayına bakalım. Evet, FTX'in batışını hatırlarsınız Kasım ayında gerçekleşen bu iflas haberiyle beraber kripto para ekosistemi oldukça kötü etkilenmişti ve bu dönemde de Binance'ten bir haber duyduk. Bir fon açıkladılar iyileştirme fonu ve bu iyileştirme fonu ile beraber kripto para ekosisteminin zor dönemden geçtiği dönemlerde iyi olan projelere, iyi olup da maddi durumu zorda olanlara yani nakit akışı problemleri yaşayanlara destek olacağına dair bir fon açıklamışlardı. 1 milyar dolar değerinde ve bu fonun içeriğinde değişiklik yapma yoluna gittiler. Bu fondaki BUSD'leri BTC, Ethereum ve BNB'ye dönme haberi çıktı. Bu da piyasalara pozitif pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz şimdi bu 1 milyar dolarlık bir fondu bu burada görüyorsunuz CZ'nin dün atmış olduğu tweet'i bu tweetle beraber 985 milyon dolara tekabül eden BUSD'nin ethereum Bitcoin ve BNB'ye dönüşeceğini haberini aldık burada transaction da paylaşılmış durumda Şurada detayını görebilirsiniz. Ne kadar büyük olduğunu zaten takip edebiliyoruz buradan. Ve maliyeti sadece 1.36 dolar oldu ki hafta sonu gerçekleşen 985 milyon dolara tekabül eden bir işlem için bir hiç olan bu bedelle beraber 15 saniyede bu işlemin taşıma işleminin gerçekleştiğini görmüş olduk. Burada kripto paraların ve blok zincirinin aslında ne kadar efektif olduğunu da gösteren bir fon hareketi olduğunu söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Bu haber önemli çünkü evet şu anda kripto para piyasalarının büyüklüğüne baktığınız zaman Toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü 1 trilyon dolarken Bitcoin için bu 455 milyar dolarlarda yani 1 milyar doların biraz altındaki bir meblağ ne kadar etkileyebilir sorusu bir ilk olarak bunun yaratacağı hype etkisi alım yapılacağının etkisiyle hem yükselişte etkisi olabilir. Aynı zamanda da her ne kadar genel yatkınlığımız piyasa büyüklüğüyle bu alım miktarlarını karşılaştırmak olsa da günlük kripto para hacimlerine baktığınız zaman bu alımlar arka arkaya geldiğinde fiyatta da yükseliş etkisi yaratabileceklerini söyleyebiliriz. Şimdi bununla beraber Binance'in aynı zamanda da BNB Chain isimli de bir blok zinciri var. Kripto para tarafında bu Binance Lab beraber çıkarttığı bu oluşum ile beraber Aynı zamanda da kendi ekosisteminde büyütmek isteyen bir e, Binance var ve bu hamlesi de güzel bir etki yaratmış oldu piyasaların toplanması için. Evet yarın beklediğimiz tüfe verisi var ve sonraki günde üfe verisi açıklanacak. Bunlar da oldukça kritikler çünkü bu bankaların, batış haberleri sadece stabil coinleri etkilemedi. Aynı zamanda da Fed'in nasıl bir yol haritası çizeceği konusunda da bazı soru işaretleri oluşmuştu ki düne baktığınızda JP Morgan'ın Mart ayı için faiz artışı beklentisi olmadığı şeklinde bir revizyon çıktığını da gördük. Bu yüzden de Diğer takip edeceğimiz haberler arasında ABD tarafındaki makro ekonomik veriler olacak. Sonrasında 22 Mart bizim için kritik tarih. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.